Evet, gündemde bir de Disney Plus krizimiz var. Nedir mesele? Uzun zamandır çekimleri devam ediyordu. Mehmet Adı Öztekin'in yönettiği, Aras Bulut İğnemli'nin başrolü oynadığı Atatürk dizisinin çekimlerinden söz ediyoruz. Ne olacaktı? Cumhuriyet Bayramı'nda, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde izleyiciyle buluşacaktı Disney Plus platformunda. Fakat olmayacak. Disney Plus'ta yayınlanmayacak bu e, yapım, bu dizi böyle duyuruldu. Yani e, sadece biz değil, biz izleyemeyeceğiz ama e, Disney Plus'ta en azından e, şimdilik bildiğimiz kadarıyla uluslararası izleyiciye de ulaşamayacak bu açıdan bakın. E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Ermeni Komitesi'ne göre bu onların sayelerinde oldu. Ee, bazı Twitter hesaplarından da e, paylaşımlar yapıldı ve bu kararın e, alınması bir zafer olarak nitelendirildi. İddialara göre bu 8 milyon dolarlık dizi e, Türkiye'de bir şekilde izlenecek bir televizyon kanalı yayınlayacak. Sonra e, yine sinemalarda da izlenebilecek. E, fakat ne oldu? İş büyüdü. E, tabii işin içine bu Ermeni lobisi iddiaları girdikten sonra şaşılmayacak bir e, şekilde e, hükümetten de açıklamalar gelmeye başladı ve dahası rütük inceleme başlatıldığını duyurdu. Disney Plus kanalının Atatürk dizisi Daha yayınlanmadan tartışmalara konu oldu Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin inceleme başlatıldığını duyurdu Disney Plus'tan savunma alınacak Ah yaktık şu mübarek vatanın her yerini Saçlık eflake kadar dudunu, Ateşlerini Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı Başrolünde Aras Bulut İğnemli'nin olduğu dizinin akıbeti ne olacak? Yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini Disney Plus Temmuz ayı başında yerli içerikleri platformdan kaldırdı. Ancak Atatürk dizisinin iptal olmadığını açıkladı. 6 bölümlük dizinin 29 Ekim'de Cumhuriyetin 100. yılında yayınlanması bekleniyordu. Amerika Ulusal Ermeni Komitesi diziye karşı kampanya başlattı. Atatürk'ü kötüledikleri propaganda faaliyetinin ardından Disney'in diziyi yayınlamama kararına sosyal medya hesabından teşekkür etti. Kararda etkili olduklarını iddia etti. Ah, bir kan içinin keyfine kurban olduk. Vatanın bağrına düşman dayamış Angelina. Yapımına 8 milyon dolar harcanan seri Disney Plus'ta gösterime girmeyecek. İddiaya göre dizi Fox TV'de yayınlanacak. Daha sonra da özel bir kurguyla sinemada vizyona girecek. Yani dizi Türk izleyicisine ulaşırken uluslararası izleyici diziyi izleyemeyecek. Çıkacak gözlerini, vatanın bağrını, düşmandaymış hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, Disney Plus hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Disney Plus isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin manesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Yahu yeni bir sabah program başlayalı bir saati geçti CHP'de değişim tartışmalarına dair herhangi bir haber yok mu nasıl yok dediğinizi duyar gibiyim e, var e, sıra oraya geldi. Dün paylaşmıştık sizlerle haberi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu e, bir e, fotoğraf paylaştı diye. İşte CHP'nin ağır abileri diye tanımlayabileceğimiz isimlerle bir buluşma gerçekleştirdi ve bunun fotoğrafını paylaştı. Hikmet Çetin Altanoymen ve Murat Karayalçın'la bir yemek yediklerini öğrendik. Bu fotoğrafla masada değişim olduğunu da biliyorduk. Dün sizlerle paylaşmıştık ama daha fazla ayrıntı geldi. Bugün de onları paylaşalım hadi. CHP'de değişim bayrağı açan İmamoğlu, yanındakiler de eski genel başkanlar. Evet arkadaşlar çıkalım ben. CHP içinde önce esmeye başlayan değişim rüzgarları, ondan sonra takibinde sızdırılan bir değişim toplantısı. İmamoğlu ve CHP'nin ileri gelenleri o toplantıdaydı. Şimdi de birlik düzünde bir yemek. Sofrada CHP eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öğmen ve SHP eski genel başkanı Murat Karayalçın. Hoş Masada değişim konusunun ele alındığı öğrenildi. Siyasetin gündemine oturan yemeğe ilişkin ilk açıklama Murat Karayalçın'dan geldi. On haberden Masum Göke konuşan Karayalçın, masada değişim konusunun ele alındığını söyledi. Pazartesi günü Büyükçekmece Belediyesi'nin 24. Uluslararası Şenliği vardı. Biz bu şenliğe davetliydik. Bu şenlik öncesi de yemek yedik. Tabii ki bu yemekte CHP'deki durumu da konuştuk. Önümüzdeki yerel seçimleri de konuştuk. Karayalçın değişim tartışmalarına da destek verdiğini açıkladı. Değişim değil ama dönüşüm dedi. Ben bu süreçte fikir açıklayan, tartışmaya katılan herkesi destekliyorum. Bu tartışmalarda dört şey dikkat etmeliyiz. Partinin bütünlüğünü korumak, başta genel başkan olmak üzere herkesin saygınlığını korumak, açık olmak ve parti hukukuna uymak. Genel başkan yenileşme diyor. Ekrem Bey değişim diyor. Ben de dönüşüm diyorum. Yemeğe katılan bir diğer isim Altan Öğmen de CHP'de durumu konuştuk ama çok detaya inmedik, daha çok fikir alışverişinde bulunduk dedi. Öte yandan 10 Ağustos'ta Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yayınlayacağı iddia ediliyor. Bu yemeğinde de manifestoyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. <laughs> Yerel seçim tarihi günden güne yaklaşırken iki soruyu aslında merak ediyor muhalif seçmen. Bir, CHP ne şekilde değişecek? İki, yerel seçime doğru Millet İttifakı'nın ittifak stratejisi ne şekilde e, değişecek? E, bu 14 Mayıs ve 28 Mayıs sandıklarından çıkan sonuçlar ve sonrasındaki hamleler e, Millet İttifakı'nın artık e, eskisi gibi yoluna devam etmeyeceğini, 2019 yerel seçimlerindeki gibi e, bu yerel seçimde ilerlemeyeceğine yönelik bir görüntü ortaya koyuyor ama ne olacak işte özellikle İyi parti CHP işbirliği artık rafa mı kalktı? Yine bir yol bulunacak, orta yol bulunacak da beraber mi yol yürünecek? Bunları merak ediyoruz. Şimdi bir yazıya bakacağız. Bugün halktv.com.tr'de Fikret Bilanın kalem aldığı yazıya bakacağız. Diyor ki hem CHP Türkiye'nin en eski kurucu partisi olarak pek çok badire atlattı, her seferinde yenilenmeyi güçlenmeyi başardı. Yolunu bulacaktır ama İyi Parti'ye de söyledikleri var. Gelin güçlü seçenek yine CHP'dir başlıklı bu yazı azın ayrıntılarına beraber bakalım. CHP kendi içinde bir demokratik devrim yapabilir bu yolla örgütünü gençleştirip canlandırabilirse yeniden umut olması en yüksek olasılıktır. Bunu başarmanın ilk adımı CHP'de delege ağlı düzenine son vermektir. İlk adım genel başkan da dahil ilçe ve il başkanlıkları ve yönetimlerinin belediye başkanı ve milletvekili adaylarının üyelerinin tümünün katılımıyla belirlenmesi olmalıdır. İlçe, il, genel merkez yönetimlerinde gençlere ve kadınlara kontenjan ayrılması partiyi diriltir. CHP parti içinde bu demokratik sistemi kuramaz ve sadece kişilerin değiştirilmesiyle yetinirse bugünden daha ileri bir noktaya gidemez, yeniden umut haline gelemez diyor. Bu işin CHP kısmı. İyi Parti'ye gelince bugünkü siyasi yelpaze içinde merkez sağ yerleşmeye en yakın parti yine İyi Parti'dir. Seçim yenilgisi nedeniyle bu amaçtan dönüp yeniden MHP çizgisine yönelmesi İyi Parti'yi büyütmez. Bu nedenle İyi Parti'de seçim yenilgisinin tüm faturasının CHP'ye yükleyip gerçeklerden kaçmamalıdır. Bu kendini kandırmak olur diyor Fikret Bila ve İyi Parti de seçimden başarısız çıkmasının nedenlerini gerçekçi olarak saptamalı, analiz etmeli ve yeni politikalar üreterek merkez sağ yerleşmeyi hedeflemelidir. CHP ve İyi Parti'nin yenilenerek güçlenmesi, Türkiye'nin yeniden demokratik parlamenter sisteme ve layık cumhuriyete ulaşması için hayati önemdedir diyor. Tabi bugünlerde bazı açıklamalar üzerine de kaleme alınmış bir yazı bu kuvvetle muhtemel ee, bazı iyi Partili isimlerin e, yerel seçimde bu kez e, CHP yerine e, Ak Parti ile MHP ile ittifak yapma seçeneğini dile getirmesi e, gerçi İyi Parti tarafından partiyi bağlayan bir açıklama değildir e, notuyla e, karşılanmasına rağmen gündeme geldi. E, dolayısıyla Yerel seçim öncesi Fikret Bilan'ın bu yazısını paylaşmak istedik. Peki bunlar konuşulurken Cumhur İttifakı'nda AK Parti'de ne oluyor? Orada yerel seçim hazırlıkları nasıl? 14 Mayıs ve 28 Mayıs sonuçlarına göre yapılan, açıklanan, belirlenen görevlendirmeler aslında nasıl karşılandı? Biraz da buna bakmak gerekiyor. Her gün artık... Stratejilere dair partilerden yeni yeni ipuçları alıp sizlerle paylaşıyoruz bir makam ve mevki yarışı var tabii ki tüm partilerde olduğu gibi şu an AK Parti'de de pek çok koltuğun pek çok ilçenin ilin koltuğunun talibi var ama her birine birer isim aday gösterilecek yoğun bir rekabet söz konusu hem AK Parti'de büyük kongre hem de yerel seçime hazırlanılıyor çok sayıda da tabii isim gündeme geliyor. En büyük hedef elbette o tarafta CHP'nin elinden, Millet İttifakı'nın elinden büyük şehirler başta olmak üzere geçen yerel seçimde kaybedilen o belediyelerin alınması. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın dikkat. E,